geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili Pınar Şavkay Oymaner geliyor. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şavkay ne demek? Ay ışığı, ay pırıltısı demek. Şavk'tan geliyor aslında. Şavk pırıltı falan evet. Öyle bir şey. Öyle. Öyle. Şavkay olunca da işte ayın şavk. O kadar. Tamam. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kimlerle beraber geldiniz? Kuzenimle geldim. Aslında o da benim. Ama neyse o söyler belki bilmiyorum. Söyler ama önce siz tanıyalım. Ben Pınar. Pınar'ı kullanıyorum ama isterseniz Şavkay da diyebilirsiniz. Ankara'dan geliyorum. 19 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Bu şekilde. Arkadaşımızla biraz sohbet edelim. Aynı okula mısınız? Yok hayır. Ben Ufuk Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Adım Aybike. Kuzenim oluyor kendisi. Ona Pınar'ı çok... yarışmaya hazırladınız mı? Psikolojik hazırladık. Olarak. Hazırladık. Birkaç gündür sürekli izliyoruz. Beraber miydiniz? Aynen. Bir 4-5 gündür. Neler söylediniz? Falan. İşte dedim yani o çok stres yaptı başta yani ne yapacağını falan bilemedi. Ve ben onu hazırladım böyle yani sonuçta ölüm kalım yok sonunda yani. Kolay olacak diye düşünüyorum. Ben ona güveniyorum. İnşallah o da başaracak diye umuyorum. İnşallah. Pınar Hanım. Ellerim titriyor. Çok kötü şu an. Evet. Evet. Biraz daha sohbet edelim isterseniz. Aile nerede? Aile Ankara'da. Ben hiçbirini şey yapmadım, istemedim. Zaten çok stresliyim, inanılmaz heyecanlıyım. Dedim bir de onlar gelirse iyice kötü olurum falan. Yani ben burada hani babamın şeysini duyduğumu hissedemiyorum. Falan hiç asla yani asla. Babamı burada düşünemiyorum mu diyorsun? Yok, çok hemen. İnanılmaz şartlarım kendime. O yüzden gerçi şu anda da zaten bir endişe var. Kesin böyle rezil olacağım falan diye ama hayırlısı. Fotoğraftakiler. Anne, ya, baba. O ablamın mezuniyeti. Babam en sağdaki, babaannem, ablam, anneannem, annem ve yandaki de ben. Biraz daha rahatladın mı? Evet evet şu an iyiyim. Tamam. Başlayalım mı yarışmaya? Tamam. Evet. Ya zaten tamam ben şu an yalnız değilim. Ya bu kadar insanız. Tabii bu değil. Kadar insan evet, seni tamam. Destekliyoruz. Bir alkış alalım evet. Efendim. Pınar, 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 Pınar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Hazır mıyız efendim? Hazırım. Kuralları biliyor muyuz? Biliyorum. Biliyorum. Yarışmamız başlıyor. Bize gelişi o kadar. Sözünü ne zaman duyabilirsiniz? A. Pazarlık yaparken. B. Kız isteme töreninde. C. Öğretmenden not isterken. D. Bankadan kredi alırken. A. Pazarlık yaparken son kararım. Teşekkür ederim sağ olun. Ay ne güzel alkışlıyorlar. Tamam. Sırada ikinci soru var. Tamam. Geliyor efendim. Anne babaların yaptıkları yaramazlıkları nasıl öğrendiklerini soran çocuklarına verdikleri klişe cevap hangisi olur? A. Kediler anlattı. B. Köpekler açıkladı. C. Kuzular ispiyonladı. D. Kuşlar söyledi. D. Kuşlar söyledi. Son kararım. Ay çok fazla söylerdi. Tebrikler. İlk aşamayı geçtin. 1000 lira kazandın. Heyecanlanınca genelde güler misin? Çok. İnanılmaz sürekli. O yüzden zaten böyle sürekli gülüyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Sınavlarda ne yapıyorsun? Sınavlar, ay yok o zaman heyecanlanmıyorum. O strese bırakıyor yerini, hiç heyecanlanmıyorum. Ne zamanlar heyecanlanıyorsun mesela? Mesela böyle gerçek defa kamera karşısına çıkıyorum ama bu bir de şey. Böyle mesela topluluk içinde örnek ver mesela işte şarkı söylemek olsun. İşte veya bir konu hakkında bir şey anlatmak. Sesin güzel mesela. Midir? Ay yok hayır değil. Değil. Yo yo hiç değil. Yo ne olur bak, yani. Kötünün kötüsü var yani. Evet. Şarkı söylemeyeceksin burada. Evet burada şarkı söylemeyeceğim. O çok büyük bir avantaj benim için. ya bilmiyorum genel olarak böyle ya aslında normalde insanlarla tanışmayı çok severim.
yeni ortamlara girmeyi de çok severim. Ama şimdi burada yani işin içinde bir de stres var. Ya açık konuşayım, benim öyle çok hani aşırı şeyim yok ya. Yani. Ben buraya eğlenmeye geldim, ne bileyim sizi göreyim, bu kadar insanı göreyim. Güzel tahminin var mıydı şey. Peki? Yok. Olsa da söylemem şu an. O zaman devam edelim. Üçüncü soru geliyor efendim. Ay gelsin. Ünlü bir şarkıda özellikle aylardan hangisi ise Akdeniz akşamlarının bir başka olduğundan bahsedilir? A. Mayıs, B. Haziran, C. Temmuz, D. Ağustos. C. Temmuz. Söyleyelim şarkıyı birlikte. Bunu da yapacağız ya, artık. Ne yapalım? Ay hayır, yok şarkı söylemeyin. Ben cevap vereyim. Ne olur şarkı söylemeyin. Ya bir de aylardan Temmuz'sa diyordum. Yani o Sesa Ekin'i hatırlıyorum. Evet evet Temmuz. Bence Temmuz. C Temmuz. Son kararım. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten inanamıyorum şu an. İlk daha soru geldiğinde kendi kendim, hatta o çıkmıştır kamerada, gerçekten inanamıyorum. Eylül dedim, böyle yaptım. Dedim. İnşallah onu artık bilmiyorum, neyse koyarsınız ama. Ha, bu soruyu gördüğünde mi Eylül dedin? Bu soruyu gördüğünde Eylül dedim. Neden bilmiyorum. Eylül akşamından düşündüm büyük ihtimalle. Öyle de bir şarkı var ya. Çok büyük ihtimalle ondan düşündüm. Ama ondan sonra dedim seçeneklerde Eylül yapmak. Aman dikkatli olmakta fayda var. Evet evet evet. O yüzden daha sakin. Evet, daha sakin. Daha sakin. Cevaplayalım daha sakin. Efendim. Sıradaki sorumuz dördüncü soru. Sesli dördüncü. Bir soru. Önce dinliyoruz, sonra soru gelecek. Korkmayalım lütfen. Tamam. İlk sorularımız kolay sorular. Tamam. Balığın çiğ olarak yenebilmesi için elbette çok taze olması gerekiyor. Nori yaprağını bambu mata kaygan tarafı alta gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ardından pirinci kabaca 2 santim genişliğinde ve yarım santim kalınlığında olacak şekilde üzerine yayıyoruz. Dinlediğiniz konuşmada tarifi verilen sushi hangi ülke mutfağının geleneksel yemeğidir? A. Birleşik Krallık, B. Japonya, C. İtalya, D. Rusya. Getirebilmek için şimdi iki normalde ucunda hani kişer, hep bildiğimiz şeyler, hatta markaları falan da var. Daha sonra ama şu an yani burada olunca insan stres oluyor. Direkt söyleyeyim mi ya? Söyleyeyim. Hasırı kullanarak söyleyeyim. Nori yaprağımızı sarabiliriz. Şimdi içine sushi ya, sushi bildiğimiz sushi. Bunu yiyoruz yani. Şeritler kesiyoruz. Sushi. Salatalık, olma tamam. Avokado, son. B Japonya. Son kararım. Tamam. Şu an gerçekten çok teşekkür ederim. Sürekli alkışlıyorum. Çok teşekkür ederim gerçekten ya. Bugün bu fobimizi yeneceğiz. Evet evet. Bugün bunu atlatacağım ben. Tamam. Bugün, gayet iyi gidiyoruz. Bugün olursa. Ay evet, öyle mi? Tabii ki. Sırada 5. soru var. Tamam. 5000 lira değerinde. Gelsin efendim. Gelsin. 2005 yapımı Bay ve Bayan Smith ve 2015 yapımı Hayatın Kıyısında filmlerinde oynayan ikili hangisidir? A. Tom Cruise, Nicole Kidman, B. Ryan Gosling, Eva Mendes, C. Brad Pitt, Angelina Jolie, D. Bruce Willis, Demi Moore. Ay bir şey söyleyeceğim. Bay ve Bayan Smith'te bir tane dans sahnesi vardı. Böyle bir tane kumsalda gibi bir şeyde, bir parti gibi bir şeyde dans ediyorlardı. O aklıma geldi. Çok seviyordum ben o sahneyi. C. Brad Pitt, Angelina Jolie. Son kararım. Doğru hatırlamışım. Utangaçlık da var. Biraz evet. Kızardı mı? Çok ondan mı? Ondan mı? Bundan. Tamam. Sırada 6. soru var. Tamam. İyi gidiyoruz. Evet yani iyi gidiyoruz ama şimdi emin de olamıyor insan yani. İyi gidenlere neler oluyor sonuçta.
Ondan dolayı. Diye diye kendini bitirecek. İnşallah öyle bir şey olmaz. Gelsin. Altıncı soru. 7500 lira değerinde. Hangisi perde ayaklı türleri olan hayvanlardan biri değildir? A. Hindi. B. Kurbağa. C. Penguen. D. Kuğu. Perde, kurbağa ve penguen değil bence. Kuğunun ayağını hiç görmedim ya. İnanamıyorum şu an. Ya hindi böyle minin tek yürüyor da. Seyirciye mi sorsam ya? Çünkü ya hindi ya kuğu. Evet ben emin olamadım ya. Hiç kullanmak istemezdim ama seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii. Güveniyorum evet. Sevgili seyirciler, hangisi perde ayaklı türleri olan hayvanlardan biri değildir? A. Hindi. B. Kurbağa. C. Penguen. D. Kuğu. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin %56'sı A şıkkı hindi demiş. Evet tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdiden yani yanlış olması da önemli değil. A hindi son kararım. Çok teşekkürler sağ olun. İyi ki sormuşsun. Gerçekten iyi ki sormuşum çünkü ben eğer düşünsem ilk aklıma hindi geldi. Ama yani şöyle bir şey var, kuğu hakkında en ufak bir fikrim olmayınca bildiğimin çok bir önemi kalmıyor. Çünkü kuğu diyorum ya hiç görmedim. Neyse evet ama iyi ki sormuşum, gerçekten çok güzel oldu evet. Evet sırada evet. İkinci baraj sorusu var. 15 bin lira değerinde 7. soru. Tamam. Geliyor efendim. Tevfik Fikret'in 1914'te çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan ve hayattayken yayımlanan son eseri olan kitabı hangisidir? A. Haluk'un Defteri. B. Şermin. C. Rübab-ı Şikeste. D. Zemzeme. En ufak bir fikrim yok. Keşke olsaydı, utandım da biraz şu an ama lütfen telefon jokerini kullanabilir miyiz rica etsem? Tabii ki efendim, kullanabilirsiniz. Jokerleri tanıyalım önce. Tabii. Sedat Feyzoğlu, Adem Yerlikaya, Evrim Doğanay. Kimi arayalım? Evrim Doğanay'ı arayalım. Evet, Evrim Doğanay Oymaner. Evet. Neyiniz oluyor efendim? Ablam oluyor kendisi. Şu anda aslında kendisi de İstanbul'da. Yani ben haber vermiştim kendisine. Umarım bilir. İnşallah. Arayalım efendim Evrim Hanım'ı. Evrim Hanım iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Kız kardeşinizle beraberiz. Gayet iyi yarışıyoruz. Evet, aşağı çok heyecanlandım ben de. Kusura bakmayın. Ya estağfurullah. Rahat olun efendim. Pınar Hanım'ın da sizden geri kalır tarafı yok. İyi bari. İkimiz de heyecandan örneğiz inşallah. Aileden kimseyi kabul etmedim. Onlar burada olursa çok heyecanlanırım diyordu. Yani ama ben şu an tahmin edemiyorum. Orada olsam herhalde ölürüm heyecandan. Efendim. Sorumuz gelecek beklediğiniz üzere. Tamamdır. 30 saniye süreniz olacak. Eğer hazırsanız. Tamamdır, hazırım. Buyurun. Abla, Tevfik Fikret'in 1914'te çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan ve hayattayken yayımlanan son eseri olan kitabı hangisidir? A. Haluk'un Defteri, B. Şermin, C. Rübab-ı Şikeste, D. Zemzeme. Tevfik Fikret'in yazdığı son kitap. Bir daha şıkları söyleyebilir misin? Haluk'un Defteri, Şermin, Rübab-ı Şikeste, Zemzeme. 4 saniye. Zemzeme miydi? Zemzeme sanırım. Zemzeme dedi. Benim en ufak bir bilgim yok. O yüzden güvenmek zorundayım. Çekilsem mi ne yapsam Allah'ım? Yarı yarıya jokerin de var.
Evet, yarı yarı rukiyem de var ama işte onu... Acaba dedim 15 binden sonraya mı bıraksam? Hangisi mantıklı ki şu an? Hayır, yarı yarıya olsa verecek başka bir cevabım yok. Önemli değil ya. Süre azalıyor. B, zemzeme. Son kararım. En azından yarı yarıya iyi kullansam belki zemzeme elenir. Yine de ama dediğin gibi yani hiçbir fikrin yoktu. Ama gerçekten yani riske girmek istedin. Belki 15 binden sonra kullanırım dedin. 30 bini garantilerim dedin. Ya aslında yarı yarıyı da kullanırdım. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten yani zemzeme dedim mesela yanlış çıktı. Diğer üçünden hangisini diyeceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. O yüzden diyemedim. Olsun ya, olsun. Sağlık olsun. Olsun, gerçekten olsun. Hiç önemli değil, tamam. Seni tanıdığımıza mutlu olduk. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ya. Çok teşekkürler. Evet, kim milyoner olmak ister? Bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.